Değerli misafirlerimiz, şimdi sizlere kısaca bir ICD sunumu yaptıktan sonra tanıtım filminize geçelim. OSSO olarak kuruluş amacımız, misyonumuz, vizyonumuz, savunma ve havacılık sektörlerinin ihtiyaçlarının karşılanmasında yerli üretimin payını arttırmak ve küme üyesi kobide uluslararası pazarda rekabet edebilir hale getirmektir. Hali hazırda OSSO olarak yaptığımız tüm çalışmalar bu misyon ve vizyon doğrultusunda olur. Bunlardan en önemlilerinden birisi de şu anda basın toplantısında bulunduğumuz savunma ve havacılıkta endüstriyel işbirliği günleri etkinliğimizdir. Savunma ve havacılıkta endüstriyel işbirliği günleri ICDDA etkinliğimiz, katılım gösteren firmalara ikili iş görüşmeleri gerçekleştirme, mevcut iş ilişkilerini geliştirme, yeni iş ilişkileri oluşturma, sektörün karşılaştığı problemleri ve olası çözümleri keşfetme fırsatı sunmaktadır. Savunma ve havacılıkta endüstriyel işbirliği günlerimizi ilk yapıldığı tarihten bugüne kadar ve 2018 yılında yapılacağı etkinliklere ve sonrasında da bizlere her zaman büyük destekler veren ve sponsorluklarla katkı sağlayan başta Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Müsteşarlığı, Ekonomi Bakanlığı, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Savunma ve Havacılık Sanayi İhracatçılar Birliği, Ankara Ticaret Odası, Ankara Sanayi Odası, tabii ki Ostim Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü, Ankara Kalkınma Ajansı, HAP Havacılık ve İhsat Organize Sanayi Bölgesi ve SASA'da teşekkürümüzü borçluyoruz. Ayrıca bize hem sponsorluk, maddi ve manevi her anlamda desteklerde bulunan ana sanayi firmalarımız TAİ, Aselsan, Havelsan, FNSS, Makine Kimya Endüstrisi, Roketsan, TEİ, Otokar, Daso Sistem, Teknopark İstanbul, Konya Sanayi Odası ve basın sponsorlarımız olarak da Defense Turkey ve MSI dergilerine yayınlarına çok teşekkür ediyoruz. Burada tabii ki bu ekranda görmüş olduğunuz destekçilerimiz ve sponsorlarımız şimdiye kadar bize büyük desteklerde bulundular. 2018 etkinliğimizde de yine bize en büyük destekleri bu kurum ve kuruluşlarımız ve firmalarımızın vereceğinden hiç şüphemiz yok. Rakamlar ile daha önceki etkinliklerimize baktığımızda 2013 yılından 2014'te 2016 yılına kadar iki iş görüşmeleri sayısındaki artışı görebilirsiniz. Burada şunu belirtmek isterim ki 2016 yılında düzenlemiş olduğumuz etkinlik malum 15 Temmuz süreci sonrasına denk gelmekte ve Ankara'da yapılan ilk uluslararası etkinlik olma özelliği taşımaktadır. Etkinliğimizde %50 civarı yabancı yurt dışı katılımı bulunmaktadır. Bu sene de yapacağımız etkinlikte iş görüşmeleri sayısının ve katılımcıların daha fazla olacağını bekliyoruz. Ülkelere göre ICD katılımcılarına bakmak gerekirse birçok ülkeden firmanın ve temsilcilerin etkinliğimizde yer aldığını görebilirsiniz. Amerika'dan Almanya'ya, Fransa'dan İsviçre'ye, Rusya'dan Malezya'ya birçok ülkeden katılımcılar etkinliğimizde yer almaktadır. 2016 yılında etkinliğimize katılım gösteren bazı yabancı firmaları şunu da görebilirsiniz. Airbus, Boeing, BAE Systems, NVIDIA, Leonardo, Rolls-Royce gibi sektörün önde gelen global firmaları etkinliğimizde yer almaktadır. Aynı şekilde 2016 yılındaki katılımcılara ek olarak 2018 yılında da yine birçok global firmayı etkinliğimize davet etmiş bulunmaktayız. Ve bu firmalardan bir kısmının şimdiden kesin geliş teyidi verdiğini ve yine bir kısmıyla şu an hala görüşmelerimizin olumlu yönde devam ettiğini sizlere belirtmek isterim. Burada sunumunu bitirirken 2018 etkinliğimizin katılacak olan tüm katılımcılar için verimli geçmesini temenni ediyoruz. Şimdi ICD 2018 etkinliğimizle ilgili kısa bir tanıtım filmimiz var. Başlangıcında 2016 etkinliğimizden görüntülerle yapılan bir kolaj ve sonrasında ise etkinliğimize katılan yerli yabancı ana sanayi firmaları ve COBİ'lerimizin etkinliğimiz hakkındaki görüşleri, değerlendirmeleri ve kazanımları ekrana gelecektir.
2000 meets with many companies, both local and international companies. This has really helped with business growth globally. It's a good event to also discuss our advanced manufacturing technology center. This is a center where we hope to work with these companies from Turkey and also internationally, so that we can build the skills and capabilities to be even greater. It has been a pleasure to be part of the aerospace activity here in Ankara. This is my first time in Turkey, and it has been amazing to see all of the capabilities and the suppliers, the technology that's available in Turkey, and the growth that we can have here together as an aerospace industry between Boeing, Airbus, and military. ICD'nin en önemli özelliği sektördeki yerli ve yabancı oyuncuları bir araya getirmesi ve işbirliği odaklı olması. Dolayısıyla bizim açımızdan da hem yerli hem yurt dışındaki mevcut ve potansiyel alt tutmayıcılarımızla bir araya gelmek açısından büyük fayda sağlamak istiyoruz. Etkinliğe katılan ve çalıştığımız firmaların yeni dönüşlerinin nedeninde de genelde bu etkinlikten son derece memnun olduklarını ve bizimle olan çalışmalarını yabancı, özellikle yabancı firmalara anlattıklarında ilgi gördüğünü, kabul gördüğünü öğrenmek de bizim açımızdan ayrıca bir yönelik. O nedenle başta kendi çalıştığımız firmalar olmak üzere sektöre girmek isteyen ya da sektörde büyümek isteyen firmalarımızın etkinlikte yer almalarını önemli tavsiye ediyoruz. Oslo'da tabii burada çok önemli bir bölüm var. Bu etkinliği en başından beri düzenleyen organizasyon olması sebebiyle Oslo'nun kattığı değer bizim açımızdan da çok önemli. Firmalara ihracat gibi önemli bir değer katmaları açısından asli etkinliği çok değerli bir etkinlik. Savunma ve havacılıkta işbirliği günleri projesi oldukça faydalı oldu. İlk başından beri firma olarak katılım sağlamakta ve olumlu görüşmeler yaptık. Bu sektörde kazandığımız bilgileri büyük platform üreticilerine tanıtma fırsatlarımız oldu ve arkasından işbirliklerimiz oldu. Birçok konuda teklifler hazırladık, verdik. Bize ziyaretler yaptık. Şu anda firmamız Malezya'da bir projeyi yürütmekte. Bu projeden önce başlamıştı ama güçlendirici etkisi olduğunu gördük. Havacılık sektöründe önemli firmalarla görüşmelerimiz oldu, yeteneklerimizin tanıma fırsatı oldu. Bu yıl dördüncüsü yapılacak olan bu etkinliğin kalıcı ve sürdürülebilir olması da çok önemli. Dünyada bu tip etkinlikler görsünüz, belli periyotlarla yapılıyor ve ama müşterilerimiz konumundaki platform üreticileri, supply chain manager'lar artık bu etkinliğin olduğunu bilerek buna katılmak için takvimlerini almış durumda. Oslo'da birbirine Ankara'da yapılan savunma ve havacılık günleri YouTube görüşmelerinde ICDI organizasyonunda firmamız bu yılda geçen yılda olduğu gibi yine katılacaktır. En son katıldığımız 2016 yılındaki YouTube görüşmelerinde Asyalı Koreli büyük Amerika ile Fransa ve Almanya'daki birer savunma ve sivil havacılık kurumunda anlaşmalar yapmalar yapmıştır. Bu projede ve firmamız ICDI sayesinde firmalarla görüşürüz. İş hayatına geçirmiştir. Bu yıl yapılacak ICDI görüşmelerinde yolumuz yine katılım sağlayacak ve yine iyi görüntüler yapacağımızdan eminiz. ICDI etkinliği bunun için onlandırarak hazırlıyoruz. Bir sene dördüncüsüne katılacağız. Başladığı günden bu yana firmamız adına kazanımlarından bahsetmek gerekirse yurt dışı ile bağlantılarımızı güçlendirdik. Yurt dışı firmalarla firmamızı gezdirme firmamızın konusunda heyecanımız oldu. Bu Airbus, Airbus firmaların satın alma müdürleriyle, satın almacılarıyla birebir irtibata geçme şansımız oldu. Bu kolay bir şey değildir. Fuarlarda veya
yurt dışı katılımlarımızda birebir bu ilgiyi ayakta istismarlıcılardan görebiliyoruz. Dolayısıyla annesinin ilgili bizim firmamız için doğru kişiye ulaşmada büyük avantaj sağladı. Firmamızın dünyaya açılan yüzü olmuş oldu. Diğer gibi zor ve gayri süresi firmalarla kontratlar imzalamış oldu. Yapanlardan da emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Aysel'in de organizasyonunda 2013 yılında tanıştık. 2018 yılına geldiğimiz nokta gerçekten çok daha olgunlaşmış bir organizasyon haline gelmesiydi. Bugün Türkiye'den çok fazla katılımcının talep ettiği, yurt dışından da çok sayıda firmanın katıldığı bir organizasyon konumunda şu an. Küçük pazarlı olarak ICDD sayesinde çok fazla firmayla çalışma fırsatımız oldu. Büyük çölde şu an iş yapıyoruz. Bugün onlardan en büyüğü olan Stripe ve Belgen Oktel firmasında şu an doğrudan görüşmelerimiz mevcut. İş paketlerimizi arttırma yönelik çalışmalarımızla halen devam etmektedir. Hepinizin bildiği gibi orijinal üzerinde çalışıyorsanız çok kısa sürede bir işler yapmanız çok mümkün değil. ICDD bu organizasyonu Türkiye'ye getirerek gerçekten çok zorlandırıp talep ettiğimiz firmalara çok kolaylıkla ulaşabilme fırsatını yakaladık. Bu organizasyonda emeğe geçen tüm arkadaşlarımız da firmamız adına teşekkür ediyoruz. Şimdi de 23-25 Ekim 2018 tarihlerinde Savunma Sanayi Müsteşarlığı İmalelerinde Hacettepe Üniversitesi BTT Kongre Merkezi'nde gerçekleşecek ICD 2018 etkinliğimizle ilgili sırasıyla protokol konuşmalarını yapmak üzere OSA, OSTİN Savunma Havacılık Kümelenmesi Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tatertuğ Bey'i, OSTİN Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Orhan Aydın Bey'i, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Müsteşarlığı Müsteşar Yardımcımız Sayın Doktor Celal Sami Tüfekçi Bey'i masaya arz ediyorum efendim. Sayın Vali, Sayın Müsteşarım, Milletvekili, değerli başkanlarım, kurumlarımızın değerli temsilcileri, değerli basın mensupları, değerli katılımcılar, hepinizi o sayın yönetim kurullarına saygıyla selamlıyorum. Hoş geldiniz. Savunma Sanayi Müsteşarlığı İmalelerinde OSTA organizatörlüğünde Ankara'da bir dördüncüsünü gerçekleştireceğimiz Savunma ve Havacılık'ta Endüstriyel İşbirliği Günleri ICDD 2018 etkinliğinin kopilerimizi Airbus, Boeing, Rolls-Royce, Gorski, Ales ve Leonardo gibi sektörün önüne gelen uluslararası firmalarıyla buluşturmak. Tabi bu arada geçen hafta biz Amerika'daydık. Bu arada yapmış olduğumuz görüşmelerde bu ilgili Leonardo'nun da Airbus'unda kesin katılacağını öğrendik. Ekstra burada bir de Meksika'daki bir eyalet ajansında güzel talebi burada bir alt yüklenici beklentisi. İnşallah onlar da bu 2018'de ICDD'ye katılacaklar. İnşallah o firmaları da bizim firmalarımızla eşleştireceğiz. 5000'in üzerinde iş görüşmesini gerçekleştirdiğimiz organizasyonun
firmalarımızın bilmesine ve istihdam artışına katkı sağlamaktadır. ICTTA gibi uluslararası organizasyonlar, COPİ'lerimizin kurumsallaşma ve rekabet güçlerinin artırmasında katkıda bulunmaktadır. Uluslararası firmalarla bir araya gelmek, onlarla eşi ortaklıkları yapmak, COPİ'lere özgüven vermektedir. Yurt dışında çok büyük iş imkanları bulunmaktadır. Oysa COPİ'lerimizin bu fırsatları yakalayabilmesi için tüm gücüyle çalışmaktadır. OSO faaliyetleriyle COPİ'lerin ulaşmakta zorlandıkları kurumlar ile iletişime geçebilmenin yolunu açmakta ve bu sayede iş paylarını arttırmalarına olanak sağlamaktadır. Kümelerin yönlendirmesiyle firmalar birlikte hareket ederek birbirlerini ve uluslararası pazarları tanımaktadırlar. Kümelerin gerçekleştirdiği faaliyetler ile üyelerimizin kurumsallaştırmasına ve iş hacimlerinin arttırmasına katkıda bulunurken, üyelerimiz de gerekli yatırımları yapmaları sonuca atılmıştır. COPİ'lerimizin gelişimlerini sürdürülebilmeleri adına çalışma alanlarının ve tesislerinin büyütmesi, hem yurt içinden hem de yurt dışından gelecek talepleri karşılayabilmeleri açısından büyük önem arz etmektedir. COPİ'lerimiz Türkiye'deki kazanımları ve elde edilen başarılarına cesaretle uluslararası pazarları açılmak adına daha fazla adımlar atmaya başlamıştır. Tabii bu arada bir anekdot da bu. Ben yaklaşık her bir platformda da bunu konuşuyorum. Dünyada o kadar büyük bir iş potansiyeli var ki. Yani bugün 5 tane Türkiye olsa bunun altından toplar. Bizim burada yapacağımız şeylerden biri bu terörü kaçırmamak. Hem sivil havacılıkta olsun hem savunmada olsun. Dediğim gibi bir hafta evvel Seattle'daki görüşmelerimizden de gördüğünüz gibi büyük bir iş potansiyeli var ve yurt dışından da bunu yaptırırken adamlara ulaşmakta zorluk çekiyorlar. Bu iş potansiyelini işte Kuzey Afrika'ya, Hindistan, Bangladeş'e olarak bu eksenin kaybolma olması için bir an evvel harekete geçmemiz lazım. Şimdi bizim COPİ'lerimizin seviyesine gelmeleri için bunların en az 15 seneye ihtiyacı var. Biz bu 10-15 seneyi de çok iyi değerlendirmemiz gerekiyor. Biz de bütün çalışmalarımızı bunun üzerine yoğunlaştırmış bulunuyoruz. İnşallah ileride daha güzel şeylere ulaşabileceğimizi düşünüyorum. OSO olarak bizler de COPİ'lerimizin artan kabiliyetlerini ve potansiyellerini uluslararası pazarlarda kullanabilmeleri adına gerekli bağlantıları sağlamak ve iş birliklerini kurmak için düzenlediğimiz savunma ve havacılıkta endüstriyel iş birliği günleri ICTTA 2018 etkinliğimizi tüm katılımcılar adına verimli geçmesini temenni ediyorum. Buraya katılımlarınız için çok teşekkür ediyorum. Saygıyla selam ediyorum. Sayın milletvekilim, sayın valim, değerli müsteşarım, TÜBİTAK Başkan Yardımcım, TÜBİTAK Sagemiz'in değerli müdürü, Ankara Saray Odamızın başkanımızın değerli vekili, kurumlarımızın, kuruluşlarımızın yöneticileri, kümelerimizin temsilcileri, İstanbul'dan gelen müsahibelerimiz, değerli komutanlarımız, değerli katılımcılar ve değerli basın mensuplarımızı hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Ve bu etkinliğimizin kümelerimize, firmalarımıza, bölgemize, ülkemize hayırlar getirmesine, hayırlı işler getirmesine temenni ediyorum. OSİM olarak böyle bir kümelerin kurucusu olmak, hamileliği yapmış olmak ve bu yapmaları seyretmek
bakanlığımızın sanayileşme politikaları ve stratejileri bizim için çok kıymetli ve çok değerli. Çünkü Türkiye'de sanayileşme konusu sanayileşemememiz olmamızın, diğer sektörlerdeki sanayileşme olmamızın bazı sahipsizliklerinden söz edebiliriz. Ama savunma sanayide bugün yaşadığımız başarının arka tarafında bir müsteşarlık sektörün bir sahibi ve KOBİ'lere kadar uzanan bir politikasının, bir stratejinin olması. Bu çok kıymetli. Bu çok belki herkes tarafından fark edilen bir şey olmamakla beraber bizim esas izlediğimiz, gözlediğimiz, yararlandığımız ve bir model olarak aldığımız ve diğer sektörlere de yansıttığımız bir model. Dolayısıyla biz savunma sanayi müsteşarlığımızın sanayileşme politikaları aynı zamanda bizim için bir model. Bu anlamda da biz kümelenmeyi bunun üzerine vurguladık. Sadece bu alanda değil, ülkemizin ihtiyaç duyduğu ve KOBİ'lerimizin işbirliği, güç birliği yaparak birden fazla 1+1+1'in 111 yaptığı bir model ki bu bizim medeniyetimizde ahilik dediğimiz işbirliği, güç birliği esasına dayanan firmalarımızın bir araya gelerek oluşturduğu bugünkü tabiriyle sinerli dedikleri şey yapmaya çalışıyoruz. Tabi burada savunma ve havacılıkta yapılan olsa kısa zamanda gerçekten ciddi bir atılım yaptı. Aynı zamanda bu kümenin örneklerini diğer şehirlerimizde de firmalarımız, kurumlarımız tekrar ettiler. İstanbul'da var, İzmir'de var, Bursa'da var, Eskişehir'de var. Kümelerimizle beraber onlarla da biz işbirliği halindeyiz, ortak hareket halindeyiz. Aynı zamanda Anadolu Kümeleri İşbirliği platformunda bütün Türkiye'deki kümelerle yine işbirliği yapıyoruz. Bu nedenle OSA'nın bu başarılarından dolayı ben tebrik ediyorum yöneticilerini. Ayrıca başlangıç aşamasından bugüne kadar dördüncüsünü yaptığımız bu etkinliğin ilk kurgulanmasında biliyorsunuz yine savunma sanayi müsteşarlığımızın bir Meksika seyahati sonucunda Sayın Müsteşarım bu şey oluştu. Oradan dönüşümüzde de sağ olsun özellikle ismini belirtmek istiyorum. Bilal Aktaş Bey, Sayın Başkanımız buna sahip çıktı, müsteşarlığımız sahip çıktı. Ve bunun arka tarafında da müsteşarlığımızın gerçekten büyük katkıları var. Onlara da minnettarım, teşekkür ediyorum. Bunun dışında tabii buradan ilham alarak yaptığımız raylı sistemlerde ve haberleşme teknolojilerinde, iş makinelerinde ve enerji alanlarında da bu şeyleri, yansımaları biz oralarda da tekrar etmek istiyoruz. Oralarda da kendimizi hamiler arıyoruz, muhataplar arıyoruz. İnşallah ülkemizin eksiklerini sanayileşmedeki sıçramasını bu kümeler üzerine kurgulama konusunda biz buna tam inanmış vaziyetteyiz. Firmalar zaten bireysel olarak kendi rekabetlerini dilediği gibi yapsınlar ama burada gördüğünüz gibi dünyadaki bütün tedarikçilerin, bütün oyuncuların Ankara'ya gelip burada bizim KOBİ'lerimizle, işletmelerimizle işbirliği yapması çok ciddi bir şey. Bunu çok önemsiyoruz ve katkı veren, destek olan, sponsor olan kurumlarımıza, kuruluşlarımıza, bakanlıklarımıza ve hasreten altını çizerek söylememiz gerekiyor. Savunma Sanayi Müsteşarlığı'na çok teşekkür ediyoruz ve bu etkinliğin tekrar ülkemize, vatanımıza, milletimize, sanayimize, sanayicilerimize, KOBİ'lerimize, kümelerimize hayırlı olmasını diliyorum. Başarılar diliyorum. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. Teşekkür ederim. Sayın Vekilim, Sayın Valim, Sayın TÜBİTAK Başkan Yardımcım, Ankara Sanayi Odası'nın, Ticaret Odası'nın başkan yardımcıları, kıymetli başkanlar, hepiniz hoş geldiniz. Konuşmama başlamadan evvel Sayın Müsteşarımız Profesör Doktor İsmail Demir'in sizlere selamı iletmek istiyorum. Kendisi bir yurt dışı programından dolayı katılamadılar. Onun yerine ben sizlere hitap ediyorum. Türkiye'de savunma ve havacılık sanayinin merkezi konumundaki şehrimiz Ankara'da dördüncüsü düzenlenecek. Bu ICEDA, Savunma ve Havacılık'ta Endüstriyel İşbirliği günlerine Savunma Sanayi Müsteşarlığı olarak destek vermekten memnuniyet duyuyoruz.
tek alıcı konumundaki devletin tedarik projeleri vasıtasıyla sektöre yön vermesi nedeniyle savunma sanayi, savunma alanı bu alanda devletin rolü çok önemlidir. Bu rol müsteşarlığımızın 24 Aralık 2017 tarihinde yayımlanan 696 sayılı KK ile Cumhurbaşkanlığına bağlanması ile sektöre ilişkin düzenleme, strateji belirleme ve yönlendirme noktasında daha büyük bir önem kazanmıştır. Bilindiği üzere müsteşarlığımız, yüksek katma değer üreten KOBİ ve yan sanayimizin geliştirilmesine, projeler kapsamında yerli sanayimizin imkan ve kabiliyetlerinin maksimum ölçüde kullanılması ve sistemlerin kritik bileşenlerinin yerli olmasına büyük önem vermektedir. Biz uçağı yapabiliriz ancak uçağın üzerindeki kompozit malzemeye de, onun içindeki karbon elyafa da ve her türlü her detayına kadar inmek zorundayız. İnmek zorundayız ki gerçek bir sektörden söz edebiliriz. Bu kapsamda sanayileşme faaliyetlerimize her zamankinden daha fazla önem veriyoruz. Projelerimizde sanayi katılımını arttırmak üzere sektöre vermiş olduğumuz önem, sağlanan teşvik ve desteklerle sizler tarafından güzel ve verimli gelişmelere dönüştürüldüğünü de görmekten gurur duyuyoruz. 2016 yılında başlattığımız ve lansmanını Sayın Başbakanımızın himayelerinde 22 Mart 2018'de gerçekleştirdiğimiz EYDEP adını verdiğimiz Endüstriyel Yetkinlik Değerlendirme ve Destekleme Programı ile bugüne kadar kendini ifade fırsatı yakalayamamış ve ihtiyaç duyduğu anlarda özel destek bulamamış firmalarımızın yetkinliklerinin, ürün ve çözümlerinin yerinde saptanabildiği ve eğer bir eksiklik varsa da desteklenebileceği bir sistem kurguladık. Bu anlamda EYDEP'in çok önemli bir platform olduğuna ve savunma sanayinin de ötesine geçerek bütün Türk sanayisine fayda sağlayacağına gönülden inanıyoruz. Ayrıca altyapı yatırımları için kredi destekleri, ARGE finansmanı, sanayi katılım offset gibi mekanizmalarla da özel sektörün bu alandaki varlığının arttırılmasına yönelik desteklerimiz sürmektedir. Bunun yanında dinamik bir savunma sanayi ekosistemi oluşturmak adına müsteşarlığımız önderliğinde, Ankara Valiliğimizin de ortaklığı, Savunma Sanayici Derneğimizin ortaklığıyla birlikte Kazan, Kahraman Kazan Tayin'in hemen yanında kurduğumuz HAP, Ankara Havacılık ve Uzay İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'ni kurduk ve hızla bunun hayata geçirilmesi konusunda da çalışmalarımız devam etmektedir. Müsteşarlığımız himayelerinde ve OSTİM Savunma ve Havacılık Kümelenmesi Derneği organizatörlüğünde bugüne kadar 3 organizasyon gerçekleştirdik. Hepsi de çok şükür başarıyla sonuçlandı. Özellikle 2016'daki bütün badirelere rağmen yine de başarıyla sonuçlandı diyebiliriz. Her organizasyonda yaklaşık 30'u aşkın ülkeden 250'nin üzerinde firmanın katılımları ile 5500 civarında ikili iş görüşmeleri gerçekleştirerek önemli başarılara imza atıldı. Profesyonel bir koordinasyonla yerel ve uluslararası tedarikçi ve üreticiler için iş odaklı bir platform oluşturan ve aynı zamanda gelecek işbirlikleri için fırsatlar sunan bu etkinlik Türk savunma sektöründe büyük fark yaratacaktır. Sektörde yer alan her bir paydaşımızın bu organizasyona katılımının önem arz ettiğini belirterek 23-25 Ekim 2018 tarihinde bu kez Ankara Hacettepe Beytepe Kongre Merkezi'nde düzenlenecek olan bu organizasyon ile tüm gözlerin üzerine çevrildiği Türk savunma ve havacılık firmalarının bu ilgiyi fırsata çevirerek organizasyonda oluşacak sinerjiyle maksimum fayda sağlanacağına inanıyorum. Sahip olduğumuz bu sinerjinin sürdürülebilmesi konusunda müsteşarlığımız ile birlikte çalışan OSSA kümelenmesine, Türkiye'de savunma ve havacılık sektöründe eşsiz bir işbirliği ortamı sunacağına inandığım ICDDA Ankara Savunma ve Havacılık'ta Endüstriyel İşbirliği günlerinin düzenlenmesine gösterdikleri katkılarından dolayı teşekkür ediyor. Sizleri saygıyla sunuyorum. Hayırlı olsun. Saygılar dolayı OSTİ Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Tatar Tuğ Bey'e, OSTİ Mobilize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Orhan Aydın Bey'e, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Müsteşarlığı Müsteşar Yardımcımız Sayın Doktor Celalettin Tütekçi Bey'e teşekkür ediyoruz. Şimdi saygıdeğer konuklarımız, eğer sorularınız varsa, belirtmekleriniz, görüşleriniz varsa bunları alabiliriz. Haluk Bey'e mikrofonu.
Bey, Orhan Bey, Üstad Bey, saygıyla selam ediyoruz. Değerli hazırlığım, Haluk Bulucu ben, Evliyet Strateji Şirketi'nden. Öncelikle ICDDA için tüm tarafları kutluyorum. İşbirliği, buradaki anahtar kelimemiz işbirliği. Savunma Sanayi Müsteşarlığımızın önderliğinde Orhan Bey'in altını çizerek söylediği bir başarı hikayesine imza son 25 yılda. Diğer sektörlerde bunu takip edemedim. Şimdi benim bir temennim var, bunu arz etmek isterim. Savunma sanayimizle birlikte dünyanın sayılı sektörlerinden biri haline geldi. Daha ilerisini göreceğiz inşallah. ICDDA vasıtasıyla diğer bakanlıklarımızın da, diğer sektörlerin temsilcilerinin ve kanun yapıcılarının da buradaki işbirliği atmosferini görmesi için o bile davet edilmesini temin ediyorum. Şimdi takriben 20 yıldır tüm konuşmalarımızda diğer sektörlerin de bu işe savunma sanayi müsteşarlığımız, savunma sanayimiz çerçevesine girmesini temin etmişim. Olmamıştır. Olmamasının bir sebebi var. Savunma sanayinin başarısının ardında bir kanun, rahmetli Özal Işıkardı ve savunma sanayi müsteşarlığımız vardır. Diğer sektörlerde yoktur. Savunmamızın önemli bacaklarından olan enerji, ulaşım, sağlık ve gıdada aynı kanunun çıkarılması, aynı müsteşarlıkların kurulması ülkemize 10 bin dolarlık tuzak gelir tuzağından çıkaracak. ICDDA bunlardan birisidir. O gün bakanlıklarımızdan, kanun yapıcılarımızdan, bakanlarımızdan mümkünse kurulmalarını rica ederiz. En azından bu işbirliğini görürler ve bu kanunların çıkmasına özellik olurlar. Sağ olun. Efendim söyleyeyim. Çok teşekkür ederim. Başka konuklarımızdan sorusu olan veya görüşmek isteyen varsa onu başlayabiliriz. Programımız, basın toplantımız burada sonlanmıştır. Tekrar ederek etmek gerekirse 23-25 Ekim 2018 tarihlerinde savunma sanayi müsteşarlığı imalelerinde Beytelekom ve merkezinde düzenlenecek olan savunma araştırmalarının yerleştirdiği ilgileri ICDDA 2018 etkinliğinde hepinizin katılmanı temenni ediyor ve ilgi geçmesini diliyorum. Etkinliğimize göstermiş olduğunuz ilgi için çok teşekkür ederiz. Sohbetimize dilerseniz bu ay alanda devam edebiliriz. Çok teşekkür ederim.